LGS'ye son 70 gün. Sınav konularının yarısı çıktı. Yani LGS'de ikinci dönem konuları yok. O zaman hocam biz hangi kaynaklardan çözeceğiz? Şimdi nasıl çalışacağız? dediğinizi duyuyoruz. Birazdan kaynak önerilerimiz gelecek ama şimdi gelin günün sözüyle başlayalım. Çabanın derinliği başarının zirvesini verirler. Gerçekten de ne kadar çok gayret gösterirsek bunun karşılığını alacağız arkadaşlar. Denemelerde çözdüğümüz yanlışlar, okulların tatil olması, konuların azalması ya da artması biz hiçbir şey yolumuzdan vazgeçiremez. Bizler LGS'de en güzel başarıları hak ediyoruz. Günün yorumuna baktığımızda Fortnite Lilama 118 beğeni almış. Bakalım ne demiş. Hocam merhaba. Merhaba. Şu anda matematikte 5-14 net arasındayım. Günlük 40 yeni nesil mat sorusu çözerek 16'ya çıkarabilir miyim? Evet tabii ki çıkarabilirsin. Çünkü artık konuların yarısı yok. Yani ikinci dönem konuları yok. İlk dönem konularına odaklan. Hatta 20 nete çıkarmaya çalış. Bu sene çok stres olduk. Evet. LGS'yi kolaylaştırma ihtimalleri var mı? Evet. İkinci dönem konularını çıkardılar. İkinci dönem konuları yok. Bunu zaten artık duymayan kalmadı. Dolayısıyla artık hedefimizi bir tık artırabiliriz. Çok daha iyi liseleri, çok daha yüksek puanlı liseleri hedefleyebiliriz. Evde sıkılınca ne yapabiliriz? Kitap okuyabiliriz arkadaşlar. Kitap oku ve aynı zamanda hocam kitap okumak da sıkıyor diyorsanız sizleri motive edici videolar, filmler izleyebilirsiniz. Şu anda da 70 şu anda anda bitiş yazılır. 70 net civarında olan birisinin LGS 85 yapma ihtimali nedir? Buradaki ihtimali söylüyorum. %80 yapabilir. %100 demiyorum, %90 da de demiyorum ama %80 yapabilir. Neden? Çünkü artık Konuların yarısı yok. İkinci dönem konuları yok. Birazdan hangi kaynaklardan çalışacağımızı söyleyeceğim. Ama artık elimizde bir kitap var ya, bu kitabın yarısından çıkmıyor sınav. Dolayısıyla diğer yarısını sıkı sıkıya çalışıp, azalan konulara daha iyi odaklanıp, daha yüksek netler yapabiliriz. Son olarak Yalvaç Frensesi'ni tanıtır mısınız? Tabii ki tanıtırız. Gelelim kitabımıza Mendil Altında kitabı. Memnun Şevket Esendal'ın mükemmel bir kitabı. Kitabın içerisinde gerçekten gerçek hayat, durum öyküsü olaraktan bizlere canlı canlı aktarılıyor genel kültürümüzü, kelime dağarcığımızı artırmak istiyorsak bu kitabı mutlaka okumalıyız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yalvaç Fen Lisesi Isparta'da 7.18 dilimiyle alıyor. Mühendislik ve tıp fakültelerini yine kazandırmış. Sizler bu okulu da hak ediyorsunuz. Bu okulda da hak ediyor. Dolayısıyla çalışalım ve kazanalım. Günün kararına baktığımızda LGS'de birinci önem konuları içeren birinci adım tost, ikinci adım tost, üçüncü adım tost ve dördüncü adım tost sizler için hazır arkadaşlar. Hocam biz bunları almıştık diyorsanız sıkıntı yok. Bunlardan çözebilirsiniz. Ama almadıysanız mutlaka içerisinde hem temel hem orta hem de sınav tarzı sorular içeren ve sadece LGS konularını içeren bu kaynakları mutlaka alın ve çözmeye başlayın arkadaşlar. Bakın önce temel soruyla öğreniyoruz. Ardından orta seviye sorular ve sonrasında da sınav tarzı yeni nesil üste bilgilerin olduğu sorularla kendimizi sınava mükemmel bir şekilde hazırlıyoruz. Sadece Türkçe'de değil, matematik değil, FEN'de de bütün bu tarz soruları görebilirsiniz. Birinci önem konularını içeriyor. Dolayısıyla TOS 1, 2, 3, 4 alan arkadaşlar şu anda birinci önem konularını çalışmış olacak. Günün sorusuna baktığımızda kara ve su kaplumbağalarının vücut yapıları arasındaki farklıların, farklılıkların sebebi ne olabilir demiş. Bu tam bir fen bilgisi sorusu. Yani tam sizin tarzınız bir soru. Bunu da güzel güzel çözün arkadaşlar. Ödülü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım şimdiden çalışaraktan en güzel netleri, en güzel sonuçları almak için hedefimizi bir tık artıralım. Artık konularımız belli. Belirsizlik kalktı. Okulumuz tatil, daha çok çalışabiliriz ve konularımız azaldı. Hedefimizi artık 12'den vurmaya hazırız. Hadi bakalım, kolay gelsin arkadaşlar.